İmmemiş tesis nedir? Onu söyleyelim. İmmemiş tesis torbada, yani olması gereken yerde olmayan tesistir. Hiçbir zaman burada durmaz. Ya kasıktadır ya karının hemen girişindedir, kasık kanalının girişindedir. Utangaç tesis nedir? Geçen bir ailemiz kaypak tesis gibi bir laf kullandı. Yani ben çok onaylamadım bu lafı. Utangaç tesis diyoruz, retraktil tesis diyoruz tıbbi ismiyle. Burada ikisinin arasındaki farkı anlamak önemli. Şöyle, inmemiş tesis zaten kasıktadır veya daha yukarıdadır. Siz onu indirmeye çalışsanız inmez. İnse bile durmaz. Hemen yine kanala kaçar. Bu ameliyat gerektirir. Ameliyat yaşı için ideal zaman 6 ayla 2 yaş arasıdır. 2 yaşı geçirmemeye özen göstermek lazım. Çocuğa göre bakmak, tabii durumu değerlendirmek lazım. Utangaç tesis ameliyat gerektirmez. Ameliyat gerektirmez. Peki nasıl? Fakat ayrımı çok iyi yapmak lazım. Bazı ara durumlar olabilir. Yani şöyle, utangaç tesis şudur. Genellikle tesis aşağıda torbada durur. Özellikle sıcakta ve uykudayken. Aileler bunlara dikkat edebilirler. Bunun haricinde bazı zaman refleks olarak soğukta veya kendini kastığı zaman biraz kanala doğru çekebilir, kasık kanala doğru tesisi. Tesisi bulduğumuz zaman biz aşağı indiririz, tanıyı nasıl koyarız? Yerinde duruyorsa testis belli bir süre, biz ona ameliyat demeyiz. Bu utangaç testistir. Çektiğimiz zaman, koyduğumuz zaman hemen fırlayıp yukarı kaçıyorsa tekrar, bu da inmemiş testistir. Ayrımı yapmak lazım. Aileler de buna dikkat edebilirler. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Başta utangaç denilip de süreçte ameliyat gerektiren durumlar olabiliyor. Ailemizde mesela 2 yaşına, 3 yaşına kadar takip yapılmış, utangaç tesis denilmiş, ailemizde sıkıntı yok diye bekliyorlar. Bir bakıyorsunuz 7 yaşında tesis sıkıntılı. Burada ailelerin arada gözlemlemesi gerekiyor. Evet, utangaç tesis denildi ama arada bakın çocuğa. Yani muayene edin veya götürün, hekime muayene ettirin. Hocam bize utangaç denilmişti ama biraz herhalde yukarıda duruyor. Biraz şüphemiz var deyin. Hiçbir şey yok. Biz bu durumlarla karşılaşıyoruz. Yani tesis daha sonra yukarıda durmaya bağlı büyümesinde sıkıntı oluyor ve diğerine göre küçük kalıyor. Ve biz o aşamadan sonra ameliyat yapmamız gerekiyor. Küçük bir tesise ameliyat yapıyoruz. O tesis eskisi kadar, öteki tesis kadar hiçbir zaman büyük olmuyor. Ama o aşamadan sonra biz küçülmesini engellemiş oluyoruz. İmmemiş tesiste ameliyat yapmazsak ne olur onu söyleyelim. Gelen sorularımızın cevabı. Evet. Yani kısırlık riskimiz var. Testis sıcakta durduğu için, daha sıcakta kasık ve karın daha sıcak torbaya göre durduğu için bozulabiliyor. Hormonal bir organ, hormon salgılayan bir organ olduğu için fonksiyonunu göremeyebiliyor, küçülebiliyor veya kanser tehlikesi oluşabiliyor. Bir de psikolojik tabii sorun oluşturuyor. Yani çocuk bakıyor bir tarafı boş, bu çocuğu psikolojik olarak etkileyebiliyor. İmmemiş testis ameliyatları da bu açıdan önemli. Ertelememek gerekiyor. Günümüz şartları teknoloji ilerlemesiyle birlikte inanılmaz başarı oranları yüksek. İşleri evet, imza evet. Erken, hocam. Tabii erken müdahale önemli. Edilirse evet. Hani tesiste sıkıntıya aileler girmeden, bilinçli, küçülmeden, evet. Bozulmadan, yani öyle söyleyeyim ben, sıcağa çok temas etmeden müdahale edilebilirse ameliyatımız kolay ve genellikle de başarılı.